kalp damarları demişken, kalp ve damar hastalıklarında da o zaman bu iksir, aloe vera. Evet, çok çok faydası etkili. Var herhalde. Bir beyefendi kalp damarla ilgili bana geldi. 65 yaşında. Adamcağız 20 yaşında bronşite karşı ilaç kullanmaya başlamış. Üşütme, grip, sonra bu bronşite dönüşmüş. İlaç kullana kullana midesine zarar vermiş, karaciğerine zarar vermiş. 39 yıldır ilaç kullanıyor. Ama ne ilaçlar kullanıyor? O kadar ki bir bronşitten başlamış ilaç kullanmaya. İşte mideye zarar vermiş, mide için ilaç kullanıyor, karaciğere zarar vermiş. Kolesterolü çekmiş, tansiyon çekmiş, romatizma. 39 yıldır ilaç kullanıyor ama yanında kutu kutu ilaç, 15-20 çeşit ilaç. Bana getirdiler adamı ki yürüme dermanı yok. Oğlu dedi ki benim babamın durumu ne olacak? İnşallah düzelir dedim yani. Adamcağız 39 yıl ilaç kullanmış, hala kullanıyor. Yani bırakamıyor. Kan sulandırıcı almak zorunda, diyabet hapı almak zorunda, kolesterol hapı almak zorunda, romatizma hapı almak zorunda, bronşit hapı, nefes alamıyor. Ne olacak bunun hali? Dedim ki inşallah bakacağız, göreceğiz. 6 haftada bu ilaçların en az %50'sini çöpe atacak dedim. Kalp ritmi bozmuş, kalp ritmi bozulmuş, onun için ilaç alıyor. İyi hadi bakalım. 6 hafta sonra ilaçların %70'ini çöpe attı, kurtuldu. 6 hafta sonra. Devam. 3 ay sonra hamdolsun adam da kendine geldi, canlandı. Ya keşke daha önce dedi, sizinle karşılaşsaydım, bu kadar acı çekmezdim. Yani ilaç kullanarak yavaş yavaş kişi kendini zehirliyor. Yan tesirlerine bakmıyor, her alıyor, leblebi gibi atıyor. Doktorum dedi, al kullan. Yan tesirini oku, bak veya internetten araştır, yan tesiri hakkında yüzlerce yazı var. Nelere sebep oluyor? Okumak, araştırmak lazım. Birçok ilaç insanlar üzerine denenmeden piyasaya sürülüyor. Fareler üzerine deneniyor. Tamam bitti. İnsanla farenin metabolizması aynı mı? Fare diyebilir mi ki şuram ağrıyor, buram ağrıyor, işte şu yan tesiri var, bu yan tesiri var diyebilir mi? Fareler üzerine deney yap, insanlara uygular. İnsanın metabolizması ayrı, hayvanın, kuşların metabolizması, her şeyin, her varlığın metabolizması farklı. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerle insanlar üzerinde deneyemezsiniz. Maalesef. Birçok ilaç piyasadan milyonlarca insan zehirlendikten sonra çekiliyor. Kontagan denen bir ilaç kullanıldı. Bu ilaç yasaklandığı için ismini söylüyorum. Kontagan kullanan bütün kadınların çocukları özürlü doğdu. Nasıl özürlü? Kolsuz, bacaksız. Yani spastik özürlü. Ve zihinsel. 15 bin Almanya'da çocuk doğdu böyle. Bütün aileler mahkemeye verdiler firmayı. Mahkemesi 11 yıl sürdü. 11 yıl sonra firmanın üretmiş olduğu ürünlere yasak geldi. Ama firma ne yaptı? Depodaki ilaçları Türkiye, Mısır ve Endonezya'ya sattı. Bu nedenle 1970 ve 80'li yıllarda doğan Türkiye'deki çocuklarda çok üzüldü çocuk doğumlar oldu. Yani Türkiye'nin o günkü Sağlık Bakanı kimse bilmiyorum. Rüşvet mi aldı, ne yaptı işte? Bir şeyler yapıyor yani. O zamanlar çok böyle işler yapılıyor. Evet. Şimdi kalp damar için dünyada en etkili bitki alıçtır. Bununla ilgili klinik araştırmalar var. Alıcın 900 çeşit alıç var. Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir. Bunlardan ikisi şifalıdır. Meyvesi yenmez. Alış deyince de zannediyor ki vatandaş meyvesini yersen işte kalp damar rahatsızlığı geçer. Öyle değil. Meyvesinin faydası var ama yaprak ve çiçeği daha faydalı. Yaprak ve çiçeği birleşiminde flavonoidler, hiperozitler vesaire var. Mesela bunun birleşimindeki etken madde yaprak ve çiçeğinin %50 %50 eşit oranda olması gerekir. Bir. Yani rastgele alış olmayacak. Özel alış olacak, yaprak ve çiçeği aynı oranda olacak, ekstrakları %50 %50, %50 çiçek ekstraktı, %50 yaprak ekstrakt olacak. Bunun birleşimindeki hiperozit, kalp damar için dünyada en etkili maddedir. Fakat birleşimindeki etken madde %1. Çayını içerseniz,
hafif rahatsızlıklarda etkili. Fakat damar tıkanmış. %80, %90 ne olacak? O zaman çayın etkisi az. Bu nedenle bunun özünün, ekstrasının, damlasının derecesini kullanması gerekir. Bir beyefendi beni aramış, diyor ki 65 yaşında Gaziantep'ten iki defa stent takılmış, üçüncü defa tekrar stent takılması gerekiyor. Üçüncü damara. Sürekli damar tıkanıklığından problem. Daha önce bir sürü anjiyo olmuş. Tekrar stent takılması gerekiyor. Ya dedi, arkadaşım sizin ürünlerle iyileşmiş. Ben de sizin ürünü deneyeceğim. Artık anjiyo olmak istemiyorum. Korkuyor adamcağız, panik oluyor. Aniden gideceğim diye korkuyor. Stent taktırmak istemiyor. Problem değil dedik. Hallederiz inşallah. Biz çok özel bir formül geliştirdik. Birleşiminde alıç, yaprak ve çiçeğinden elde edilen ekstrakt, sarı kantaron, altın başak otu, zeytin yaprağı, oğul otu, ginkgo, ginzek vs. kullandı. 3 ay sonra stent takılmasına gerek kalmadı. Bütün damarlar açıldı. Neye göre konuşuyoruz? Yani biz konuşursak ispat etmemiz gerekir. Burada alışla ilgili klinik araştırması yapılmış. Mesela sadece Almanya'da 3664 kalp damar rahatsızlığı olan hasta üzerinde deney yapılmış, klinik araştırması yapılmış. Ve bunlarda mesela nefes darlığı, efendim, gece nefes alamama, kalp çarpıntısı, kalp teklemesi, efendim, ödem, göğüste sıkıntı, sıkışma gibi hastalıkları olan 3664 hasta tedavi edilmiştir. Belge, bilgi var. Yani işte şu ürün kalp damarı açar, şunu kalbi iyi gelir demek yetmiyor. Belge, bilgi. Neye göre söylüyorsun? Kime göre söylüyorsun? Nerede, ne zaman, kim araştırma yapmış? Belge lazım. Belge olmadan konuşmamak gerekir. Biz şöyle ürün ürettik, kalbi iyi gelir, damara iyi gelir demek bir anlamı yok. Belgen, bilgin var mı? Varsa konuşacaksın. Biz var, elimizde belgemiz, bilgimiz, konuşuyoruz. İspat ediyoruz. İspat edemeyeceğimiz hiçbir şey konuşmayız. Evet hocam.